Salah Birsel. 1919 yılında Balıkesir Bandırma'da doğdu. İzmir'de önce Saint Joseph Fransız Okulu'nu, daha sonra İzmir Erkek Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2 yıl geçirdikten sonra bu üniversitenin Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne geçti. 1948 yılında da mezun oldu. 1943 ila 1949 yılları arasında Nişantaşı Ortaokulu'nda Fransızca öğretmenliği, 53 ila 56 yılları arasında iş müfettişliği, 56 ve 60 yılları arasında da Edebiyat Fakültesi Kütüphane Müdürlüğü, 60 ve 73 arasında ise Türk Dil Kurumu Yayın Kolu Başkanlığı yaptı. Ellili yıllarda ortağı ve kurucusu olduğu ABC Kitabevi'ni kurar. Fakat karşıt görüşlü erkler tarafından yıkılır. Emekliliğinden önceki son görevi ise Ankara Üniversitesi Basım Evi Müdürlüğü'dür. 10 Mart 1999 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Birsel, edebiyatımıza şiirleriyle girmiş olup, deneme ve günlükleriyle kendisini edebiyatımızın kalemi en kuvvetli yazarlarından yapmıştır. ...37 yılında Gündüz Dergisi'nde ilk şiiri yayınlanan Birsel'in, daha sonra 40-50'li yıllarda İnkılapçı Gençlik, Sokak, İnsan ve Seçilmiş Hikayeler dergilerinde de şiirleri yayınlanmıştır. Toplumcu gerçekçi ve Garip Akımı dönemlerinde şiirlerini yazan Birsel, bu akımlardan ayrı tutulmaktadır. 1940 kuşağı şairlerinden sayılan Birsel, esasen şiirini 50'li yıllarda bulmuştur. Onun şiirlerinde tamamen özgün bir felsefe vardır. Şiirleri hem öz hem de söyleyiş açısından kuşağından tamamen ayrılır. Birsel'in şiiri duygulardan çok zekaya hitap eder. Eserleri yergi ağırlıklıdır ve bunu alaylı şekilde ince espriler kullanarak oluşturmuştur. Birsel'in ikinci yeni, toplumcu gerçekçi ve garip akımlarının hiçbirine bağlanmadığını söyleyebiliriz. Bu akımları dışarıdan izlemiş, hiçbirisine körü körüne bir şekilde tutulmamıştır ve kendi şiirine yakın özellikleri almıştır. Onun şiirleri halka yakın konulardan oluşur. Konu ve Birsel'in işleyişi açısından taşlama türünün modern biçimi gibi gelebilir. Birsel, yaşama dair her türlü şeyi şiirine katmıştır. Bir röportajında gülmece, güldürmece, yani alaysama, yani gizli alay benim yapımdadır. Şiirlerimi okumuş olanlar bilir ki onların temelinde de saraka ve araka vardır. Ben aşk şiirlerini bile gülmece güldürmece süzgecinden geçirerek yazmışımdır. Bu yanımdan da çok memnunum. Çünkü dünyada da her yaratık, her varlık, her olay gülmece güldürmece ambalajları içinden çıkar demişti. Çünkü yazdıklarının eğlenceli olmasını önemsemiştir. Ben denemelerimin eğlenceli olmasına da pek önem veririm. Çünkü onları zorbaların, üç kağıtçıların da okumasını isterim demiştir. Şiirleri oldukça geniş yer tutan Birsel, asıl ününü 70'li yıllar sonrası yazdığı denemeleriyle yapmıştır. Binbir Gece Derlemeleri ve Salah Bey Tarihi adı ile iki adet deneme derlemesi vardır. Onun gözünde deneme, şiir ile kardeş gibidir. Bu nedenle, şiirinde olduğu gibi denemelerinde de su gibi akan, kendine özgü bir dili vardır. Denemeleri oldukça eğlencelidir. Şiirdeki gibi mizahı bırakmayan Birsel'in denemelerinde daha açık, anlaşılır bir mizah görürüz.
Türkçedeki ilk düşünce romanı da 1961 yılında Birsel'in kaleminden çıkmıştır. Dünya İşleri, Hacivat'ın Karısı, Ases, Kikirikname, Haydar Haydar, Köçekçiler, Varduman, İnce Donanma, Yalelli, Rumbada Rumba, Charleston, Baş ve Ayak, Sevdim Seni Ey İnsan ve Nardenk şiir kitaplarıdır. Havar havar aksak leylek. Çünkü kurşunlar bunlardan biri. Ama sen de o bindiğim düldül. Ölüyorum, gül yetiştir. Bildimse, bilmedimse, kaçmak istedim, o kalyondu. Hay kırk yelken hay, ama sen de o korktuğum zebella. Yaşadığım dar karnımda, vay bana, vaylar bana. Sen tabipsin, boyum kesme, acı bana, topal leylek. Dört davul gördünüzse, birine vurun, bir esmere vurun. Klik klak, klik klak, dört esmer buldunuzsa, yollarda halay kurun. Dört davul gördünüzse birine vurun. Dört zurna buldunuzsa üçünü alın. Üç esmeri alın. Klik klak, klik klak. Dört esmer sevdinizse koşup ayaklarından tutun. Dört davul gördünüzse birine vurun. Dört halay gördünüzse birine koşun. Bir davula koşun. Klik klak, klik klak. Üç zurna aldınızsa halayın başında durun. Dört esmer sevdinizse birine vurun.